Ailesi oldukça zengin olan Sıla adlı genç kız tüm sınıf arkadaşlarının geldiği bir parti düzenlemiştir. Ve bu partiye genç kızın platonik olarak aşık olduğu sınıf arkadaşı da gelmiştir. Sıla bütün gece partide platonik olduğu arkadaşıyla vakit geçirmiş ve artık onun kendisini sevdiğine inanmaya başlamıştır. Her şeyin normal gittiği partide Sıla tuvalete gittiğinde ise birisi onu tuvalete kilitlemiştir. Tuvaletten uzun süre sesini diğer insanlara duyurmaya çalışan Sıla sonunda birisine sesini duyurmayı başarmıştır. Tuvaletten çıkan Sıla parti alanına gittiğinde kendisini buraya kilitleyen kişinin şu an platonik hisler beslediği kişinin yanında duran kızlardan birisi olduğunu anlamıştır. Peki bu kişilere bakarak bunu kimin yaptığını bulabilir misiniz? Sıla'yı tuvalete kilitleyen kişi kırmızı elbise giyen bu kişidir. Çünkü bu kadının elbisesi kapıya sıkışmış ve yırtılmıştır. Mehmet Bey ve ailesi uzun süredir hayalini kurdukları tatil için bir plan yapmışlardır. Ama Mehmet Bey iş yerinde çıkan bir kriz yüzünden bu plana uyamamıştır. Mehmet Bey'in karısı ve çocukları plana uyarak tatile gitmişlerdir. Fakat Mehmet Bey evde yalnız olduğu için eş ve çocuklar tatilden planlanan tarihten önce dönmüşlerdir. Eve gelen eş ve çocuklar Mehmet Bey'i evindeki ofisinde ölü olarak bulmuştur. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler bu sürede evde olan kişileri sorguya almıştır. Sorgu sırasında polisler evde çalışanlara bugün ne yaptıklarını sormuştur. Bunun üzerine bahçıvan tüm hafta sonları olduğu gibi bu hafta sonu da bahçedeki bitkileri buladım demiştir. Diğer kişi aşçıysa evde herkes farklı şeyleri yemekten hoşlanır. Bu yüzden sabahtan beri herkes için yemek hazırlıyordum demiştir. Son kişi hizmetçi ise pazar günlerini alışveriş için ayırır. Evde eksikler vardı. Ben de bugün onları almaya gittim demiştir. İfadeleri dinleyen polisler içlerinden birinin yalan söylediğini anlamıştır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi aşçıdır. Çünkü Mehmet Bey dışındaki diğer ev halkı evde yoktur ve tatillerini erken bitireceklerinden kimsenin haberi yoktur. Bu yüzden bu kişi herkese yemek yaptığını söyleyerek yalan söylemektedir. Yağmurlu bir kış günü polis karakoluna iki kişinin şüpheli olarak farklı yerlerden kaçırıldığı ve kaçıranın aynı kişi olduğu ihbarı gelmiş ve polisler bu kişiyi bulabilmek için bir takım araştırmalar yapmıştır. Geçen bir hafta sonunda polisler rehinelerin ve şüphelinin bulunduğu bir ev adresi bulmuş ve bu adrese gitmişlerdir. İnsanları kaçıran kişinin görünüşüne dair ellerinde eşkal olmayan polisler eve girdiklerinde elleri bağlı bu 3 kişiyle karşılaşmışlardır. Peki bu kişilere bakarak kimin insanları kaçıran kişi olduğunu bulabilir misiniz? İnsanları kaçıran kişi, bulunduğu yere kadar ıslak ayak izleri bulunan bu kişidir. Çünkü bu kişiler bir hafta önce kaçırılmıştır ve önlerinde ıslak ayak izleri olması mümkün değildir. Oldukça kolay bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan iki uzaylı aracı hangi araçlardır? Bu görseldeki birbirinin aynısı olan uzaylı aracı, içerisinde sarı uzaylılar bulunan bu uzaylı araçlarıdır. Örümceklerin verildiği bu görselde de iki örümcek arasındaki iki fark bulunmaktadır. Peki siz sadece keskin görme yetisine sahip kişilerin görebileceği bu farkları 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? İki örümcek arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Sırada sevimli bu kurbağa var. Peki kimler bu görseldeki kurbağanın gölgesini kendisine verilen süre içerisinde bulabilir?
bu sevimli kurbağanın gölgesi sol ortadaki bu gölgedir. Benzer örümceklerle videomuza devam ediyoruz. Peki siz bu görseldeki diğerlerinden farklı olan örümceği bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı örümcek, diğerlerinden daha fazla bacağı olan bu örümcektir. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz. Ve sizlerden bu görseldeki gizlenmiş durumda olan baykuşu bulmanızı istiyoruz. Peki siz bu baykuşu bulabilir misiniz? Bu görseldeki baykuş işte buradadır. Peki siz bu baykuşu bulabildiniz mi? Arıların verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan arı nerededir? Bu arıyı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki diğerlerinden farklı olan arı, ikinci sütun dördüncü satırdaki bu arıdır. Dünyanın en sevimli kırkayağının verildiği bu görselde ise sizlerden iki kırkayak arasındaki üç farkı bulmanızı istiyoruz. Peki siz bu farkları bulabilir misiniz? İki kırkayak arasındaki üç farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Bir parçası eksik olan pengueni hangi parçayla doğru bir şekilde tamamlayabiliriz? Bu penguen C'deki bu parçayla doğru şekilde tamamlanır. Kolay ama kafa karıştırıcı bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki siz bu işlemin cevabına ulaşabilir misiniz? Bu kafa karıştırıcı ama bir o kadar da kolay işlemin cevabı 1'dir. Peki siz bu sonuca ulaşabildiniz mi? Gözlem becerinizi test edeceğiniz bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki siz bu görseldeki hatayı bulabilir misiniz? Bu görseldeki hata O harfleri arasındaki sıfır sayısıdır. Peki size verdiğimiz bu görselde kaç tane üçgen bulunmaktadır? Bu görseldeki üçgen sayısını size verdiğimiz süre içerisinde bulabilir misiniz? Bu görselde 26 tane üçgen bulunmaktadır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde iki kız çocuğu bulunmaktadır. Bu kız çocuklarından birisinin ailesi oldukça zenginken, diğer kız çocuğunun ailesi son derece fakirdir. Peki siz bu görseli daha dikkatli inceleyerek, ailesinin maddi durumu iyi olmayan, fakir olan çocuğu bulabilir misiniz? Eğer fakir olan bu çocuğu bulduysanız, bu çocuğu yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.